إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu ve teala Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'ni peygamber kılıp cönetken vakitte yegane garip haletleri de bütün şirku hurafat butperestlik bilen tulgen alemge peygamber kılıp cönetti. Hasad bilen tulgen alemge peygamber kılıp cönetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yegane peygamber bulup Allah subhanehu ve teala tarafından cönetildiler. Allah bu kişinin dinini hemen dinlerge âli kılıçlığı için cönetken edin. Agar kişilerge Muhammed aleyhisselam olup kelgen yol yarım asırga barmastan belki çorak asır içide yer kurrasının yarım kısmıga yakın caylarigacha egallab din-i İslam'ın nuru şiirlerine yetip baradı dese, bunu hiç kayısı kişi tasdiklemezdi. Hıttı uçunun davrlarda cahil kişiler tasdiklemeden yoksa ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e taza fitrat ögelerden bir cemaa iman kiltirdi. Etraflarına pakize ashablar cemlenişler. Bunların kırkçılıkları Mekkeliler idi. Ve bazı bir Mekke'nin taşlarında cöyleşken kabilelerden hem kişiler vardı. Kaysi bir iman kiltirgen kişi bulsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in etraflarında cemlengen kişiler iman kiltirgen kürden garip buluşkendiler. Üyleri de garip idiler. Üzlerinin kabileleri de garip idiler. Ular bütün musibetinin hemen türüge, tuhmet, mezharanın hemen türüge giriftar buluşken idi. Allah subhanehu ve teala şunu irade kılgen idi. Üzünün dinini kabul kılıcı kişiler bu dinini birer bir mertebe, yanki mal-ı dünya, yanki başka bir dünyevi maksatlar için kabul kılmayan zatlarını Muhammed Aleyhisselam'ın etrafında cemlenişliğini irade kılgen idi. Şunun için hem şimdi zatlar imanlı kabul kılıçları bilen bu musibetinin hemen türü imanlı kabul kılgen kişilerle küçeydi. Allah subhanehu ve teala şimdi bu işliğini irade kıldı. Çünkü bu imanını kabul kılgen kişilerge gelecekte kıyametkesi bulgen beşeriyetinin yükü, emanet yükü yüklenerdi. Bana bu emanet nihayet derecede bir ağır emanetidir. Ve bu devirde İmanını kabul kılgen kişiler kıyametçesi bulgen beşeriyetinin iman kabul kıladiganlarına namune bulup kalışları kereydi. Ve İslam'ın yolu nimi ikerliği mağrur bulup kalışları kereydi. Ondan taşları bu imanını kabul kılgen kişilerine daim sabırge çakırıldı.
ularga qarshi biror bir zararli ish qilishlikdan man qilinishdi. Vallohu a'lam, buning siri yana bittasi aqida insonning qalbiga o'rnashgan vaqtida u hamma narsadan qiymatbaho narsa ekanligi aqidaning dushmanlariga ko'rinishligi kerak edi. Haqiqatda ham shunday bo'ldi. Aqidani qabul qilgan kishilar o'zlarining xonadonlarida g'arib bo'lishdi. Hamma tajribaning suratiga duchor bo'lishdi. Aqidani qabul qilingan kishilar ba'zilar qatl qilindi. Ba'zilar xonadonlardan haydaldi. Ba'zilar aqidani sahih, aqidani qabul qilgan kishilar qabilalari bilan boshqa qabilalar aloqalarini uzishdi. Bu aqidaning dushmanlari ko'rishdiki, bunchalik azoblar kuchaygan sari bu aqidada mustahkam qilayotgan narsa nima ekanligini ma'lum bo'lib qoldi shun bilan. Va shuning uchun bu aqidani tekshirishlikka ba'zi bir aqidaning ashaddiy dushmanlari ham buni tekshirishlikka majbur bo'lishdi. Haqiqatda ham inson bir odamning dunyoviy holatda yaxshi, hamma tomondan mamnun bo'lib turgan odam, hamma tarafdan hurmatda bo'lib turgan odam aqidaga shunchalik qabul qilgandan keyin u holatlardan mahrum bo'lib ozor kuchaygan sari aqidani ushlashligi mustahkam bo'lsa, har qanday odam o'ylab ko'radiki, bu dunyodagi ko'ringan rohatlaridan, lazzatlaridan qandaydir bir shirinroq narsani topganga o'xshaydi deb aqida o'rganishlikka sabab bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana shuni iroda qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu dinga yordam berishlikda o'zlarining atroflaridagi kishilar bilan birga davom etdilar. Tobiylari ko'paydi. Alloh subhanahu va taolo Makka dan Madinaga hijrat qilishlikka buyurdi. Bu kishi ashablar hammalari hijrat qilishdilar. Alloh subhanahu va taolo Madinalik ansorlarning qalbiga shunday muhabbat berdiki, buni bashariyatda qaytib bu muhabbat takrorlanmadi birodarlar. Bu muhabbat molni berishlikni o'zining muhabbati emas edi. Yoyinki joylarini berish yo boshqa narsalarini berishlikni bilan emas edi, balki isor edi. Isor muhabbatning eng yuqori bosqichidir. Isor o'zi muhtoj bo'lib turib boshqaga berishligidir. Bu narsa ansorlar qalbida topilgan isor qaysi bashariyatda bunchalik ko'p jamoatlar ichida takrorlanmadi. Tarzi suratda takrorlangan bo'lsa ham, bunchalik jamoaga nisbatan isor takrorlanmadi. Bizga kifoya qiladiki, biror bir muhojir Madinada ansoriyni uyiga tushmadi, magar chek bilan tushdi. Ya'ni o'rtada qur'a tashlandi, chek tashlandi-da, shunchalik ularga, muhojirlarga qolib ansorlarning ko'pligidan biror bir muhojir ansorlarning uyiga cheksiz tushmadi, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Fath-i Makka'ni berdi. Makka'nın fathı bilen yüze kurp adamlar İslam'ını kabul kıldı. Çünkü İslam düşmanları özü çıkarılınken vatanına yana kaytip üyerge galip buluşluğunu küterdi. Eğer galip bulsa hakiki peygamber, bulmasa hakiki peygamber mesleği küterdi. Makka fathı kılınkenden kegin İslam'ını son sanaksız adamlar kabul kıldı. Şimdi bu kabul kılgeller içi de elbette İslomning shavqatini ko'rib ham qabul qilganlar nihoyatda ko'p edi. Alloh subhanahu va taolo Rasuli sallallohu alayhi va sallamni dunyodan o'tguncha o'zining katta ne'matini berdi. Butparastlik, shirk jaziratul arabda yo'qoldi. Yahudiya Islomning ashaddiy dushmanlik qilgan birinchi Islomda uchuk paydo bo'ldi. Bu
tabiatan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki şahsiyet başka kişide yok ona. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem den keyin Abu Bakr radiyallahu anhu halife buldular. Halife bulup saylanışlarda bazı bir haletler buldu da bu İslam'daki birinci üç fayda buldu. Abu Bakr radiyallahu anhu hilafet eden keyin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu halife buldular. Olamni adolatga to'ldirdilar. Bu kishining xilofat muddatlari 10 yildan ko'ra ko'proq muddat bo'lgan bo'lsa, bu kishining hayotlari juda ham bir samaralik hayot bo'ldi-da, bu davrda islom adolati faqat musulmonlarning o'zi emas, balki boshqa bir millatlar ham islomning adolatidan bahramand bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kelajak holatlardan xabar bergan edilar ba'zi bir sahobalarga. Umar ibn al-Xattob havorijlardan bo'lgan bir mal'un shaxs orqali shahid qilindilar. Bu kishi ertalabki namozda shahid bo'ldilar. Usmon radhiyallohu anhu 3-chi xalifa bo'ldilar. Bu shahodat bilan İslam halifesinin şehit kılınışlığı elbette hayatta ence bir haletlerine payda kıldı. Üçüncü Osman radiyallahu anhu halife buldular. Bu kişinin hayatları hem nihayet derecede kurp semerelik hayat buldular. Bu kişinin devirlerinin ahirde bazı bir İslam'a İslam'ın tüm mağzını düşünmekten İslam'ın bütün Akhimakka, şular sebeplik İslam'ı kabul kılgen, imanları kalbide berkarar bulmagen, bazı bir ahır baskışlarını basıp ötmegen, adamlar tarafından fitneler bulur. Bu fitnelerin akıbeti Osman radiyallahu anhu'nun şehit buluştuğu bilen tamam oldu. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu İslam ümmetinin en katta alimlerinden Kur'an ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine nihayet derecede mahir bulgen bu zat halife buldular. Halife buluşları devrede nihayette ahir küllerde halife buldular. Ve bu kişinin ahirge hayatları hem şehadetle tamam buldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özlerden keyingi hilafetinin 30 yıl devam etişliğine Haqiqiy xilofati Roshida, haqiqiy xilofatning 30 yil davom etishligi bilan xabar bergan edilar. Mana bu bilan islomda ba'zi bir og'ir musibatlar paydo bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ba'zi bir sahobalarga ba'zi kelajak holatlarni bayon qilgan edilar. Huzayfat ibn al-Yamoniy radhiyallohu anhu ga ko'p sirlarni aytgan edilar. U kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sirlari deb laqablanadilar. Umar ibn al-Xattob xalifalik davrlarida ba'zi bir fitnalardan so'radilar. So'raganlarida kishining moli va o'zidagi fitna moliga aldanish fitnalarini gapirganlarida men umumiy katta fitnalar haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan nima eshitgansiz deganlarida u kishi bundan xabar berdilar. Fitnaning darvozasi fitnaning oldida darvoza bor dedilar. Shunda darvoza ochiladimi, sindiriladimi dedilar. Umar ibn Xattob so'raganlarda Huzayfat ibn al-Yamoniy darvoza sindiriladi dedilar. Bo'lmasam u darvoza sindirilsa bekilmaslikka loyiq dedilar. Bu narsa Umar ibn Xattobning shahid bo'lishlariga ishora edi. Darvoza Umar ibn al-Xattob edilar. Darvoza bekik, ya'ni Umar ibn al-Xattob siz turibsiz, fitnalarga yo'l qo'ymasdan turibsiz. Siz darvoza sindiriladimi deganda, keyin bu kishi shahid bo'lganlardan keyin ashablar so'rashlarki, darvozaning kimligini Umar ibn al-Xattob bilarmidilar shu so'zingiz deganlarda, ya'ni kechagi kunning o'tganligi qancha aniq bo'lsa, Umarga shunchalik aniq edi bu so'z deganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam
özlerinden keyingi holatlarini aytib فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَتَيْرَا اِخْتِلَافًا كَثِيرًا Menden keyingi yaşaganlar ko'p ixtiloflarni ko'radi. Ko'p qarama-qarshiliklarni ko'radi. Shunda mening sunnatimni oziq tishlar bilan mahkam ushlanglar deb yo'llagan edilar. Va o'zlarining sunnatlarini g'arib bo'lib qolishligiga ishoralar va ochiq so'zlar ham aytgan edilar. Bugungi darsimizda men agarchi g'ariblar haqida darsimizda bir aytib o'tgan bo'lsam ham, bugungi darsimizda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'ariblar haqida nima so'zlar aytganlar va ular kimlar va ularga qanday bashoratlar berganlar, mana bu haqda bir ikki so'z aytmoqchimanki, hozirgi vaqtda ham haqiqiy islomni ushlab, sunnatni mahkam ushlagan odamlarning yana ham iymonlari mustahkam bo'lsinki va har qanday holatda ham o'zlarining iymonlarini mahkam ushlasinlarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bashoratlariga sazovor bo'lsa ajab emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan g'ariblik haqidagi bo'lgan hadis sharif turli iboralar bilan va turli raviylar orqali rivoyat qilishganlar. Bu hadis sharifni 20 tadan ko'ra ko'proq sahobalar rivoyat qilganlar. Mana bu hadislarning iboralari shundan iborat. Bismillahirrohmanirrohim. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladilarki, innal islam bada'a ghoriban va sayaudu ghoriban kama bada'a وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. اسلام غريب بولب باشلنگن. من ايتي بستي براد الله. اسلام غريب بولب رسول الله صلى الله عليه وسلم özler باشلنگن. اوشنه yollarını kabul kılgen adamlar dünyadaki hemen mertebeden mahrum bolishlar. Meger Allah'ın huzurudaki mertebeler açtı. Takrar etmemiz. İslam'ı kabul kılgen adam aramı yokaladı. Çünkü o endi o özü bilen Allah'ın ortasını tüzetçiliği bilen bütün digana bulup adamlar bundan yatın kıraş başlanadı. Bulup hem İslam'ı bilmeyen adamlar arasında o hakiki İslam'ın ayçiliği misal için yok şeydi ki bir kopal tüngeğini aldı da qo'lida boltayu qayeridan ursam buni bir ajralar ekan deb hayron bo'lib turgan. Siz sunnat islomning haqiqatini aytsangiz, uning jaholati vahshiyligi kuchayib boraveradi. Mana bu soatda inson hayron bo'lib qoladi. Inson masxaraga duchor bo'laveradi. Shu vaqtda g'urbatni his qiladi. Shu g'urbatni his qilgan vaqtida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning g'ariblarga bergan bashoratini eslashlik unga quvvat beradi. Islom ikkita masjid, ya'ni Masjidul Harom va Masjidun Nabiy sallallohu alayhi va sallam Makka va Madina o'rtasiga joylanib qoladi. Xuddi ilon inida shunday to'planib joylanib qolgan deydi. Hadislarning iboralariga diqqat bilan quloq solishligingizni talab qilardim. Imom Muslim rivoyat qilganlar jami'i sahihlarda. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan sunnadimdagi hadis sharif Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytilarki, "Bada'a al-islamu ghoriban va sayaudu kama bada'a ghoriban fatuba lil-ghuraba." Islom g'arib bo'lib boshlangan. Va qanday boshlangan bo'lsa kelajakda g'arib bo'lib qoladi. G'ariblarga jannat bo'lsin dedilar. Imom Muslimning jami'i sahihlarida keltirilgan hadis sharif. Kathir ibn Abdullah ibn Amr ibn Auf ibn Zayd ibn Mulihha an abihi an jaddihi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu rivoyat asosida bizga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan shu hadis sharif yetib kelganki,
اِنَّ الدِّينَ لَا يَعْرَزُ اِلَى الْحِجَازِ كَمَا تَعْرَزُ الْحَيَّةُ اِلَى جُحْرِهَا وَلَا يَعْقِلَنَّ الدِّينُ مِنَ الْحِجَازِ مَعْقَلَ الْأَرْضِيَةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ اِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَيَرْجِعُ غَرِيبًا فَتُوبَ لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي Din Hicaz'ga joylanadi, ilon iniga joylangan deydilar. İlan inide nihayet derecede ıhçam bulup ornaşalar. Din Hicaz'dan şimdi Hicaz'ya ornaşadı ki Hüttü Tağ'ın tepesindeki urgaçı içki ornaşken, cayı ornaşken diyor. İçkinin urgaçısı hususen nihayet derecede insan çıka almayacağın cayı caylanadı. Şu yerde o şu yerde özünü in kuradı. Din garip bo'lib boshlangan, g'ariblikka qaytadi. G'ariblarga jannat bo'lsin. Kim g'ariblar? Odamlar mendan keyin buzgan sunnatlarimni isloh qilib o'nglaganlar dedilar. Mendan keyin dedilar sunnatlarimni buzadi odamlar dedilar. Mana shu sunnatlarimni isloh qilib o'nglaganlar g'ariblar dedilar. Chunki hozir sening o'zingiz Bugundan sünnetlerini ihya kılıçliğini başlayın, garip olup kalasınız. Yekke kalasınız biraderler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinin hiç kendi hazır ki halka kadri kamegen biraderler. Adamlar minden kegin buzgen sünnetlerini ıslah kılgen kişiler garipler derler. Biraderler, Ota onasidan ajrab qolgan odam ham g'urbatni sezadi. Bu hayot albatta bir kun ajraymiz. Inson tanho qolishlik bir tomondan g'urbatni sezadi, lekin haqiqiy jannat bo'lsin bunda kofirlar ham ajraydi birodarlar. Yahudlar ham ota onasidan ajraydi. Eshaklar ham ajraladi. Bunda biz g'aribman deb faxrlanishga haqqimiz yo'q. G'arib sunnatni isloh qiladi. Sunnatni o'nglaydi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyin. Shu sunnatni isloh qilgan odamlar buzib yo'qotib tashlagan sunnatlarni ihyo qilib vujudga keltirgan kishilar g'ariblardir. Imom Tirmiziy o'zlarining jami' sahihlarida keltirganlar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Islom g'arib bo'lib boshlangan Qanday boshlangan bo'lsa g'ariblikka qaytadi, g'ariblarga jannat bo'lsin dedilar. Imom Tirmiziy rivoyatlarida keltirilgan. Abu Dardo, Abu Umoma, Voilat ibn al-Asqa, Anas ibn Malik, to'rtta ulug' sahobalardan rivoyat qilingan hadis sharifda har birtalari alohida rivoyat qilgan. Men rivoyatni qisqartirishlik uchun umuman olib kelyapman. Aytilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam innal islomi bada g'ariban İslam garip olup başlangan. Ve seyahudu gariben, gariplikçe kaytadan. Kalu ya Resulallah ve menil gurebe. Garipler kimler dedi işler. Kale ellezine yasluhuna ila fesedennas. Ve la yumaruna fi dinillah. Ve la yukeffiruna ahadan min ahli tevhidi bi zembin. Tabarani rivayet kılgen hadis-i şerifte. İslam Degi garipler dediler, adamlar buzulgende özleri unglengen adamlar. Buzulgen adamlarının içi de salahiyetli adamlar. Ular Allah'ın dini de cencel kılıçlıydı. Allah'ın dini de şanike tuhmet başka mertelerini cencel kılıp oturmaydılar. Ve ahli tevhidini Allohning yakka o'ziga ibodat qilayotgan ahli tavhidlardan birovni gunoh sababli kofir deyishmaydi. G'ariblar shular dedilar. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan Ibn Majja sunanlarda keltirilgan hadis sharifda innal islomi bada'a g'ariban va sayaudu g'ariban fatuba lil g'uraba shu ma'nosi rivoyat qilingan. Sa'd ibn Abi Waqqos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den eşittim dediler ki innel imane bada'a gariban ve seyaudu kema bada'a fatuba yevme izin lil guraba iza fesedennas
والذي نفس أبي القاسم بيده ليأرزن الإيمان بين هذين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. يأرزو يأرزو أكل نور آدم. إيمان غريب بولب باشلنجن وغريب لكي قيتده. Shu kunda g'ariblikka qaytgandek g'ariblarga jannat bo'lsin dedilar. Odamlar buzilganda salohiyatli bo'ladi dedilar. Abul Qosimni ruhi qo'lida bo'lgan zotga qasam ichamanki dedilar. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohga qasam ichdilarki, iymon bu ikkala masjid o'rtasida ilon inida jamlangandek jamlanadi dedilar. Ba'zi rivoyatlarda islom, ba'zida iymon dedilar. İkâv masjid, Masjidil Haram ve Masjidil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Cabir ibn Abdullah radiyallahu anhudan rivayet kılınca hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki innel islame bedaa gariban ve seya'udu gariban fatuba lil gureba. Kale ve menil gureba ya Resulallah. Kale ellezine yeslühune izâ fesedenler. Bu mana ham, yani rivayetler, İmam-ı Taberani rivayet kılgeller, menebuh avvalgi hadisning mazmuni ki, odamlar buzilganda o'nglangan odamlar g'ariblar dedilar. Abdulloh ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhuma bu kishidan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam biz ozlar dedik, shunday dedilarki, tubalil g'uraba g'ariblarga jannat bo'lsin dedilar. Faqila manil g'uraba ya Rasululloh, g'ariblar kimlar ya Rasululloh deganlarda aytdilarki, unasun solihuna fi unasin su'in kaseerin man ya'sihim aktsaru mimma yuti'uhum. Salohiyatli kishilar ko'p yomon odamlarning ichida dedilar. Ularga itoat qilmaganlar itoat qilganlardan ko'ra ko'proq bo'ladi. Sunnatni gapirsangiz birodarlar itoat qilmaydigan odam ko'payadi. Shuning uchun hozirgi vaqtda ko'p ba'zi bir musulmon birodarlar islomni bir bunchalik sunnatlarni qilishlik qiyinga o'xshab qolganib, qiyinmas birodarlar sunnatni qilishlik. Lekin buzilgan odamlarning ichida sunnatni qilishlik qiyin. Shuning uchun ko'p odam sizga itoat qilmay qo'yadi. Shuning uchun itoat qilmaydigan odamlar ko'payganligiga chidolmaydida, u sunnatdan voz ketadi. Mana shunday bir yengilroq deb yo'l topib olib ish qiladigan kishilar ko'p. G'arib bo'lmas u. G'arib chunki sunnatni ihyo qilgan vaqtida uning atrofida odam ozayib qoladi birodarlar. Ko'ksiga e'tiqoddan urayotgan odamlar birdan ko'ksiga urishi yo'qolib, o'zi ham yo'qolib ketadi. Abdulloh ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhuma bu kishidan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Ahabbu shay'in ila Allohil ghuraba." Qila va manil ghuraba? Qala al-farraruna bi dinihim yab'athuhum Allahu azza wa jalla yawm al-qiyamati ma'a Isa ibn Maryam alayhi salam. İmam Ahmed musnadlarda keltirilgan hadis shariflardan shu kishi rivoyat qilganlar. Allohga eng suyumli narsa g'ariblar dedilar. G'ariblar kimlar deganlar dinlarni olib qochgan odamlar. Ya'ni dinini olib qochgan, molini olib qochgan emas. Moli bilan dini turibdi birodarlar. Shunda dinini olib qochgan, molini qo'yib ketavergan. Hamma narsasidan dini aziz bo'lgan odamlar. Dinini doim olib qochib yurgan. Ibn Maryam alayhissalom bilan birga mahsharda turgizadi. Chunki Isa alayhissalom g'arib, u kishi doim dinlarini olib qochib olib yurganlar. U kishi kechasi qayer ketirgan bo'lsa shu yerda uxlaganlar. U kishi nihoyatda g'arib bo'lganlar. Allohning ulug' bandasi, ulug' payg'ambari. Hozirgi vaqtda nasorolar Isa ibn Maryamni Allohning o'g'li deb ibodat qilayotganlar, u kishini quvib, ularning ajdodlari quvib o'ldiraman deb quvib yurgan. Isa alayhissalom Allohning ulug' payg'ambarlaridan, Injil sohibi bu kishi. Boshqa hadis shariflarda ham xuddi ilon iniga joylangandek joylanishligini Abdurrahmon ibn Sana bu kishi rivoyat qiladilarki, Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan shu hadis sharifni eshitganliklarini. Bu ham musnadda İmam Ahmed'in müsnedlerde keltirilinge hadis-i şerif. Sahl ibn-i Sa'd-i Sa'idi'den rivayet kılınge hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam garib olup başlange, gariblike kaytadi dediler, gariblerge cennet bosun. Şunda sorarsılar ki, garibler kimler? Ya Resulallah deyişkenler de, ellezine yasluhuna inde fesadinler. Adamlar buzulgende salahiyetli bugün kişi dediler.
Salmon al-Farsi radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda ham islomning g'arib bo'lib boshlanganligi va g'aribligiga qaytganligi rivoyat qilingan. Bu Imom Tabaroniy rivoyat qilganlar. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda ham ko'p kishi mazmun rivoyat qilingan. Bu kishi Haysami majma'larda zikr qilganlar. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda ham ko'p kishi mazmun bo'lib, bu kishi Haysami majma'da bu hadisni ham zikr qilganlar. Abu Musa al-Ash'aridan rivoyat qilingan hadis sharifda la taqumu sa'atu hatta turwa al-ardu daman va yakuna al-islamu ghariban. Qiyomat bo'lmaydi dedilar. Yer qon bilan sayrab qilinguncha dedilar. Ya'ni qiyomatga yaqin shunday janglar, urushlarning ko'p bo'lishligini xabarini berdilar va islom g'arib bo'ladi, ina qiyomat bo'ladi dedilar. Bilal ibn Mirdosil Sizoriy rivoyat qilgan hadis sharifda ham islomning g'arib bo'lib boshlanganligi mazmunda hadis keltirilgan, buni Imom Buxoriy o'zlarini tarixlarda zikr qilganlar. Bakr ibn Amr al-Mu'asiriydan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tuba lil g'uraba dedilar. G'ariblarga jannat bo'lsin dedilar. Va g'ariblarning sifatini aytib qo'ydilar. Allazina yumsikuna bi kitobillahi hayna yutrak va yuallimuna bis sunnati hayna tutfa. Ba'zi rivoyatlarda va ya'maluna bis sunnati hayna tutfa. Allohning kitobidan voz kechilganda Allohning kitobini mahkam ushlaydigan kishilar dedilar. Allohning kitobini birodarlar hozir hamma qaramay qo'ydi. Alloh nimaga buyurdi bu narsani qaramay qo'ydi. Shunda Allohning kitobini mahkam ushlashadi. Ahli Qur'onlar ya'ni Qur'onni mahkam ushlaganlar. Sunnatni odamlarga o'rgatishadilar sunnatning nurini o'chirilganda. Yo'inki boshqa vaqtda sunnatga amal qilishadilar. Sunnatning nuri yo'q bo'lganda. Ya'ni odamlar sunnatni ishdan chiqarganda. Men shu yerda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Abdulloh ibn Amr ibn al-As mana bu joyda rivoyat qilyaptilarki, ahabbu shay'in ilallohil g'uraba. Ya'ni Allohga eng suyumli narsa g'ariblar deyilyapti. G'ariblarni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rishligini aytilyapti. Nima uchun? Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an-ı Kerim'de قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Allah'ını yaxşı göremen degen adamlarga menge ergeçin deyip ayetin deyip Allah ta'ala Muhammed aleyhisselamca. O kişi Resulüge ergeçkenden keyin Allah onu yaxşı göredi. Allah'ını yaxşı göremen degen dava hamamızda var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge ergeçtik bu davada sadık olamız. Agar ergashmasak, bu da'voda sodiq bo'la olmaymiz, birodarlar. Agar shu da'voimizda sodiq bo'lib ergashsak, Alloh bizni yaxshi ko'radi. Alloh yaxshi ko'rgandan keyin hech kim bizga zarar yetkaza olmaydi. Alloh subhanahu va taolo ning valisi bo'ladi. Kim rasuliga ergashsa, valisi bo'ladi. U Allohning valisi, valilarining ustozi Muhammad alayhisalom. Qur'onni, hadisni mahkam ishlagan odam rasuliga ergashgan kishidir. Amal qilgan odam rasuliga ergashgandir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisi qudsi rivoyat qilib Alloh azza va jalladan innalloha ta'ala qala man ada li valiyan faqad azantuhu bil harb. Kim mening do'stimni dushman qilsa, unga jang e'lon qilaman dedi. Agar bir kishi Allohni yaxshi ko'raman deb da'vo qilib rasuliga mustahkam ergashsa, Alloh unga jang e'lon qiladi agar u bilan jang qilgan odamga. Ya'ni Allohning do'stiga kim dushmanlik qiladigan bo'lsa, Alloh u unga jang e'lon qiladi. Demak, biz birinchi dushman bizdan mag'lub bo'lishligini xohlasak, biz rasuliga ergashmoqligimiz kerak. Har bir amalda rasuliga ergashmoqlik kerak. Allohning himoyasiga o'tamiz, birodarlar. Undan tashqari kishi odamlar o'rtasida bir muhabbat qozonishligini ba'zi vaqtda xohlaydi. Albatta Allohning mu'min bandalarining muhabbat qilishligi sizga bir buni orzu qilishlik ayb emas. Lekin bu muhabbat odamlarning muhabbatini qozonishlikni yagona bitta yo'li bor. Agar inson odamlarning ko'nglini olib muhabbat qozonaman desa 90 kun xursand qilib bir kun beparvo bo'lib qolsa, shu kuni sizdan xato bo'ladi. Insonlarning muhabbatini
insonlarga qarab turib ularning roziligi orqasi bilan olib bo'lmaydi birodarlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadiki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytilarki, "Iza ahabballohu ta'ala al-'abda" nada Jibril, inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan fa'ahbibhu fayuhibbuhu Jibril. Fayunadi fi ahli as-sama'i inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahbibhu fayuhibbuhu ahli as-sama'i. Thumma yudha'u lahu al-qabulu fi al-ard. Muttafaqun alayhi hadis sharif. Allah ta'ala bir bandani yaxshi ko'rsa Jibril alayhisalomga nido qiladi. Alloh falonchini yaxshi ko'radi deb nido qiladi. Siz ham yaxshi ko'ring deydi. Jibril alayhisalom uni yaxshi ko'radi. Va osmon ahliga nido qiladiki, Alloh taolo falonchini yaxshi ko'rdi, hammanglar yaxshi ko'ringlar deydi. Osmon ahli yaxshi ko'radi, keyin yerda qabuliyat vujudga keladi. Demak, yerdagi odamlarga maqbul bo'lishlik uchun Alloh yaxshi ko'rishligi kerak birinchi. Allohni yaxshi ko'rishlik uchun nima qilishimiz kerak? Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh. Agar Allohni yaxshi ko'raman desanglar, ayting Muhammad alayhisalom Allohni yaxshi ko'raman deganlarga menga ergashinglar deng. Shunda Alloh yaxshi ko'radi. Alloh yaxshi ko'rgandan keyin Jibril alayhisalom yaxshi ko'radi. Jibril alayhisalom yaxshi ko'rgandan keyin osmon ahli yaxshi ko'radi. Osmon ahli yaxshi ko'rgandan keyin yerdagi odamlar yaxshi ko'radi. Demak, rasuliga ergashish tamomiy yer kurrasida muhabbatga erishlikdir. Bu hayotdagi tajriba sahoba radhiyallohu anhum ajma'inni hamma odamlar qiyomatgacha duo qilishadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ular ergashgan edilar. Ular ergashib, mol-u davlatlardan voz kechib, Madinaga hijrat qilishdilar. Ular rasuliga ergashib, hamma vujudlari bilan ergashgan edi. Alloh subhanahu va taolo ularning qalbiga rasulining muhabbatini hamma narsaning muhabbatidan afzal qilgan edi. Ular payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hatto jannatda birga bo'lolmaslikni o'ylashib o'zgarib qolishardilar. Chunki u kishining martabalari baland deb, bizning martabalarimiz past deb shunchalik muhabbat qilishardilar. Man ahabba qawman hushira fi zumratihim so'zlarini eshitishganlardan keyin quvonishdilar. Kim bir qavmni yaxshi ko'rsa, ularning jamoasida mahshabda turadi dedilar. Al mar'u ma'a man ahabba dedilar. Kishi yaxshi ko'rgani bilan dedilar. Alloh subhanahu va taolo والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه birinchi muhojirlar Makkadan Madinaga hijrat qilganlar ularning qabul qilib olgan ansorlar va ularga qiyomatgacha ihson ya'ni Allohni ko'rib turgandek Ya Allah ko'rib turibdi degan e'tiqoddek, e'tiqod bilan ularga ergashgan kishilar Alloh ulardan rozi bo'ldi. Ular Allohdan rozi bo'ldi deydi. Bo'lishdi. Ya'ni demak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashishlikka buyurilyapti. Va shu bilan birga vasabikunal avvaluna minal muhajirin vallazina taba'uhum bi zamira birinchi muhojirlarga, Makkadagi muhojirlarga, ansorlarga ergashganlarga Alloh subhanahu va taolo o'zining rizosini va'da qilyapti va ular Allohdan rozi bo'lishadi deb Alloh va'da qilyapti. Demak, bir Allohning muhabbatiga sazovor bo'lish bu odamlarning muhabbatiga ham sazovor bo'lishdir. Qiyomatgacha sahobalarning haqqiga duo qilib o'tamiz. Bu nimaning natijasi? Ular Allohning muhabbatiga sazovor bo'lishgan. Ammo bir kishi odamni rozi qilaman deb turib, odamlarni ko'ynini olaman deb Allohning buyrug'ini tark qilsa, Allohning g'azabini keltirsa, Alloh unga shu odamlarni g'azablanadigan qilib qo'yadi deydi. Mana hayotda ko'ring. Birovni ko'ynini olaman deb shariatdan chiqing yashini. Na'uz billah. Shu kishini ko'ynini olaman deb shariatga xilof ishni qilgan bo'lsangiz, Alloh sizga ana shu odamni g'azablantirib qo'yadi. Mana bu narsani biz bilmoqligimiz kerakki, birinchi Allohning muhabbatiga sadovat bo'lsak, Allohning himoyasiga kiramiz birodarlar. Mana bu Sufyon as-Savriy. Ya'ni Sufyon as-Savriy rahimahulloh bu kishi tobiinlardan, muhaddis ulamolardan
bu kişi aytgan ekanlar ki istavsu bi ahli sunnati hayran fa innahum murada ahli sunna ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarga amal qilgan kishilarga yaxshi iqlilar chunki ular g'ariblar degan ekanlar va aytgan ekanlar ki ila balagaka an rajulin bil mashriqi sahibi sunnatin va akhara بالمغرب فابعث إليهما السلام وادعو لهما ما أقل أهل السنة والجماعة بر كشي حق دا مشرقتا ترجان بر أدم حق دا صاحب سنة صاحب سنة او سنة إيجاسة سنة كعمل قلجان أدم ديجان خبر يتكرجان بسا باشكاسة مغربتا بسا شنو صاحب سنة سنة كعمل قلجان أدم ديب shu so'zni senga yetib kelsa, sen shunchalik uzoq joyda bo'lsang ham, shunga bir salom yo'llab qo'yginki, unga duo qilginki, ahli sunnat va jamoa qanday ham kam degan ekanlar. Biz jamoalar bor birodarlar. Ko'pchilik mana masjidlarda jamoatlar bor. Lekin avval ahli sunnat, sunnat ahli bo'lish kerak. Va sunnat ahlidan jamoa tashkil bo'lish kerak. Mana shu narsa Alloh subhanahu va taoloning g'arib jamoasi va shu madadini beradigan jamoadir. Hozirgi vaqtda masjidlarda shunday juda ko'p jamoalar bor, lekin ular ahli jamoa faqat, ahli sunna emas birodarlar. Avval ahli sunna bo'lib turib, shundan keyin ahli sunnatdan jamoa tashkil topish kerak. Shunda Allohning madadi shularda bo'ladi. Biz mana bu haqda nihoyat darajada ko'p shu so'zni takrorlab bilmoqligimiz kerak. G'ariblik ba'zi turlariga ishora qilib o'taman. Birinchi shariatning ba'zi yo'llari g'arib bo'lib qoladi. Odamlarga notanish bo'lib qoladi. Ma'rufga buyurish, munkardan qaytarish hozirgi vaqtda g'arib bo'lib qolgan birodarlar. Ma'ruf nima? Shariatning buyurgan ishlari. Munkar nima? Shariat qaytargan narsalar. Shariat buyurgan narsaga buyurish, shariat qaytargan narsadan qaytarish hamma turlarini biz birodarlar aytish yo'q bo'lgan. Masalan, o'zimizni olib ko'rsak, namozga buyuraymiz. Ro'zaga buyuraymiz, ammo shariatning boshqa holatlarini hammasini bayon qila olmaymiz birodarlar. Balki odamlar o'rtasida shariatning to'la yo'llarini bayon qilishlik g'arib bo'lib qolgan birodarlar. Masalan, bir kishi shariatning bir hukmiga amal qiladi. Va shun bilan kifoyalanadi. Boshqa yo'lini aytsak, u quloq solmaydi, g'arib. Bir tomondan sunnatga amal qilgan, ikkinchi sunnatni aytsak, uni qabul qilmaydi birodarlar. Balki u havosiga to'g'ri kelib qolgan sunnatimizga juda amal qiladi. Mana shu o'rinda ham bizlarning diyorlarimizda juda ko'p sunnatlar g'arib bo'lib qolgan birodarlar. Ahli sunna tabiatan sunnatga amal qilgan kishilar albatta g'arib bo'lib qoladi. Ikkinchisi makonning g'aribligi. Islom ba'zi o'rinlarda g'aribdir birodarlar. Ko'p joyda deb aytsak xato qilmaymiz. Biror bir kishi bir diyorga borsa, o'zining masjididagi bir holatni topa olmaydi. U yerda islom g'arib birodarlar. Ko'p joylarda, ba'zi mahallalarda nihoyatda islom g'arib. Islomdan gapirsangiz, boshladi yana oxiratdan gapirishni deydi. Qo'rqitasanmi bizni deydi. Ular hech islomning qaysi hukmini aytsiz, tushunmaydi. Islom ba'zi o'rinda gapirsangiz tushunadigan odamni bo'lishligi bu juda baxt saodat birodarlar. Ba'zi joylarda islomni gapirsangiz, islom bu yerda g'arib. Zamonning g'aribligi. Ba'zi davrlarda islom g'arib bo'ladi. Davrlar o'tishligi bilan islomni odamlar tushunib ham qoladi. O'tgan ba'zi ulamolarimizni Alloh rahmat qilsin, haqiqat bilan sunnatga amal qilib o'tgan ba'zi ulamolar shu zamonlarda juda g'arib bo'lishdilar. Haqiqatni bayon qilishlariga hech bir qabul qilmagan odamlar bilan birga yashashdi. Alloh subhanahu va taoloning rahmati bo'lsin ularga.
Mana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıkanında bazı peygamberlerini gördüm ki ümmetleri az. Bazılarınikini gördüm nihayette barmakla sanaydıgan. Bazılarınikini gördüm ikide. Bazılarınikini gördüm bitte. Bazı peygamberlerinin ümmeti yok peygamberlerini gördüm dedi. Şunçelik davet samarası da biraderler birer bir kişi dinini davetini kabul kılmayan kişiler ham buldu. Bize hem garip bu işler peygamberler Allah'ın rızası bulsun hamlelerine onlar gurbetinin en yukarı kısmını görüp etmişler. Allah subhanehu ve teala'nın bu iradesi ki onlarca ilgeçken adamlar özlerinin başlarına gariplik çıkan vakti de peygamberler Allah'ın yakın dostları şüncelik garipliğini basıp etkenliğini görüp özünün sen kimsen sen elbette hak bu yolda olsa bunu hiç neyse başından geçirmeyesen değil özge teskin verişliği üçün bulsa gerek Allah subhanehu ve teala şimdi irade kıldı. Ondan taşkarı peygamberler yolu berhak bulup kaldı. Başkalarının yolları hemen yok olup gitti. Yunan devletleri 1000 yıl hüküm sürdü. Ularının hazırki vakitteki adamlardan bir nefse tarihinden sorarsa hiç kendi eser kalmadı. Fakirlengen Ebu Cahiller bularının hemmesi mel'un bulup tarihte kaldı. Hak yolda bulgen adamlar, eğer ki devrede zayıf bulgen bulsa ham, bular gelecek devirlerde nihayet derecede adamlarının suyumlik kişilerine eğlendi. Ular toktamazsan kız yaşı bulan dua kılabilen kişilerine eğlendi. Ümmeyyetinde halat mel'un bulup kaldı. O kişinin onun kolu da kul bulup turgan Bilal-i Habeşi kıyamet keti bulgen müezzillerinin şeyhi ustazı eğlendi. Bilal-i Habeşi'ni bilmegen hanedan kalmadı biraderler. Allah subhanehu ve teala'nın izzeti bana bu tarafta. İnsanın başı geçişken gurbet kentelik kattı bulsa Allah tarafından birilebilen izzet hemşinçelik buladı. Bu dünyada buranın namını isledin mi yu, islemedin mi? Bizi isleştiğimiz bilen ular uluğup kalmaydı. Bizi islemestiğimiz bilen ular kemeyip kalmaydı. Lekin Allah subhanehu ve teala'nın hali mükafatı ularını küçüktürüptü. Kıpları mükafatlarının bir kısmını alıştı. Onların başka katta mükafatlar yine küstürüptü. Şimdi garipler var ki hayatta onların namları hem kamadı. Ama Allah subhanehu ve teala'nın mezanında onlar nihayette uluk zatlar bulup kaldı. Ömer ibn-i Hattab raziyallahu anhu kadisiyye Pars hükümdarlığına leşker yönetkenlerde yerdeki ceng nihayette katkı buldu. Çünkü yeryüzdeki en katta hükümdar Pars hükümdarıydı. Bunge hadisiye cengi deyip eteledi. Şunge Numan'ın mukarrin bu kişinin başçılığı da leşker yönetkenlerdiler. Vargenlerde bir de kadisiyede kıp vakiyeler buldu. Kadisiye cengi de hatta bana bazı bir ağır şehitler buldu. Namanın ve mukarrin hem şehit buldu. Elçi cönetildi. Allah subhanehu ve teala İslam'a zafer verdi de Pars hükümdarlığı tüketildi. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in halifeleri Ömer ibn-i Hattab'cı da addiydiler. Bırak tanımazdı. Namanın ve mukarrin şehit bulgenliği haberini ve İslam'ın zaferini alıp gelgen elçi geliyetken de Ömer ibn-i Hattab her günü Medine'nin taşkarsıda cizge çıkıştırardılar. Kütüb çıvakta haberini ne ikindi? Cezireme sıkı çıdalmıyor diyen halette kayıtkırk ederler. Şimdi elçi geldi. Soradılar ki, nime haber ey elçi de gelirler de. Allah subhanehu ve teala İslam'a zafer verdi. Numanimli mukarrin şehit buldu. De gelirler de, bu kişi inna lillahi ve inna ileyhi raciun de. Yıkladılar. Yelkeleri hatta boşlarına yetedigen derecede kattık yıkı tuttuk şunu. Şimdi Ömer ibn-i Hattab'ın halifeliğini bu elçi bilmezdi. Şimdi hammaları şaharga kirişler bilen Amirul Mu'minin de salam bergenlerden keyin meni haberdar kılmak sizde Amirul Mu'minin de gelirde zarar yok dediler. Köp yığla gelirler, türgenlerini görüp diğerlik meşhur kişilerden Numanimli Mukarrin'den başkaları şehit bugan yok köp gamgin bunun de gelirlerde siz tanıyı bilenlerden fakat Numanimli Mukarrin şehit oldu de gelirlerde Ömer ibn-i Hattab bu elçiye karar ettiler ki ey dediler nadan Ömer'in tanışlığını ular geçirdi. Manfaatı barı dediler. Ular ne şehidlik bilen mükerrem kılgen zat, ular ne yakıştaniydi dedi.
ularning nasablarini ham taniydi, ularning nomlarini ham taniydi. O'zi shahodat bilan mukarram qilgan zot o'zi oxiratda mukarram qilishligini biladi. Meni tanishligimi yo tanimasligimi nima ahamiyati bor dedilar. Haqiqatda ham birodarlar, men shuni ko'p eslatgim keladiki, bizi jamoalarimiz ichida ham shunday islomga xizmat qiladigan kishilar borki, uni shohratli odamlar bilmaydi. Nomini ham bilmaydi, nima qilganligini ham bilmaydi. Bilishligining hech manfaati yo'q birodarlar o'zi. Uning shunday islomning xizmatini shunday qilishlik bilan mukarram qilgan zot ularni nihoyatda yaxshi taniydi. Ularni nihoyatda mukofotni berishlikni yaxshi taniydi. Ularning shunday maxfiy qilishlikka yo'llagan zot o'zi yaxshi taniydi. Shuning uchun shunday jamoalardagi g'ariblarga jannat bo'lsin ularga. Chunki bu g'ariblar o'zlarining riyokor bo'lishligini xohlamaydi. Alloh subhanahu va taolo mana bu darsimizga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Men darsimizni avvallarda bir g'ariblar haqida darsimni bir qismiga cheklanganidan, agarki sahih hadislarning iboralarini o'qib bermaganidan unda shu bugungi darsimizni shunga bog'lagan bo'ldikki, darsimizda g'ariblar kimligini yaxshi bilib olishimiz kerak. Hammamiz g'aribman deyishga haqqimiz yo'q. Modomiki odamlar sunnatlarni buzgan kishilarning orasida sunnatlarni ihyo qiladigan kishi bo'lsak, shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan g'ariblardan va jannat bo'lsin degan g'ariblardan shunda bo'lamiz birodarlar. Sizlarki kitob sunnatga yashiriblar ijmo sahobalarning ijmosi va qiyosga ergashishi haqida qiyosni nima ekanligini aytib bersangiz debdilar. Qiyos shuki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bitta misol keltiramizda shu misol bilan o'ziga tushunib oladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, bir kishi bir joyga sovchi jo'natgan bo'lsa, shu sovchi ajralguncha ular bir-biri bilan, ya'ni buni bermaymiz deb aloqasi uzilmaguncha ikkinchi odam sovchi jo'natmay tursin dedilar. Bir adovat shunga o'xshagan narsalar paydo bo'lib qolishi mumkin. Shunda bu hadisning iborasi. Shu mazmunini aytdik. Shundan ulamolar qiyos qilib, bir kishi bir narsani savdo qilib turgan bo'lsa, shu to' ikkovi savdoda kelishmaydigan bo'lib ajralmaguncha ikkinchi odam xaridor bo'lmasin degan narsani chiqarishganlar. Mana bu qiyos bilan chiqqan. Qiyos mana bir-biriga o'xshaydi. Taqqoslash degani. Lekin taqqoslanayotgan narsa bir o'xshashligi kerak bir-biriga. Biz bu yerda bir kishi uzrohat yozibdilar. Bu Qur'oni Karimni, hadis sharifni to'la-to'kis ma'nolariga tushunadigan ilm egalari dinni haqida o'ylash o'rniga butun o'z foydasini o'ylab tijoratga berilib ketishgan deb gapiryaptilar. Endi bu tijoratga berilib har bir narsada birodarlar o'zini me'yori bor. O'ziga halol kasb bu topib dinni yo'lini tashlab boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lib ketishlik bo'lmaydi birodarlar. Boshqa ishda mashg'ul bo'lishlikni islom man qilgan emas, lekin dinni tashlab turib mashg'ul bo'lib ketishlikni man qilgan. Shuning uchun bilishimiz kerak. Buni albatta bularga nasihat qilinish kerak. Ikkinchidan shuki, sunnat yo'lida yuribsiz deb da'vo qilgan odam sunnatlarga amal qilsa davosida to'g'ri bo'ladi. Sunnatlarga amal qilmasdan sunnat yo'lida yuribsiz degan odam kazzob bo'ladi bu. Bu esa mumkin emas narsalar. Bizda ko'p odamlar sunnat yo'lida yuribsiz deb, masalan, sunnat nima ekanligini bilish kerak. Bizda misvosni ayollar ham tutsa bo'laveradimi deb so'rabdilar. Albatta ayollar misvosni tutadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ko'proq misvos tutib berganlarda Oyisha onamiz yuvmasdan tutardilar shuni. Va inim payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ba'zi vaqtda misvosni chaynab, uchini yumshatib ham berardilar shuni. Misvosni tutishlari kerak bo'ladi. Sochni oldirsa bir kishi unga Allohning rahmati bo'lsin degan hadis bormiz, sahihmi deb so'rabdilar. Sochni oldirganga 3 marta Allohning rahmati bo'lsin deganlar u haj muddatida, hajda, umrada birodarlar. Hajga borganda oldiradi. Shunda sochini to'la oldirib, halq, ya'ni kirib oldirib olgan sochini oldirib olganlarga 3 marta rahmati, Allohning rahmati bo'lsin dedilar. Sochini qisqartirganlarga 1 marta Allohning rahmati bo'lsin dedilar. Allohning rahmati bo'lsin sochini kirib oldirganlarga dedilar hajda. Takror aytamiz. Shunda sochini qisqartirganlarga hammi
dedi. Ko'p odam sochini oldirgisi kelmaydi hajga borganlari. Alohida shu hajga borgandan siz sochini ham Rabbining buyrug'iga bo'ysinib oldirib tashlashga dinga bizning nafsi ashidan shaytoni bilan billa ketadi ko'p odam. Shunda qisqartirganlarga hammi dedilar, qirib oldirganlarga sochini dedilar. Yana qisqartirganlarga hammi dedilar, qirib oldirganlarga dedilar. To'rtinchisida qisqartirganlarga hammi deganlarda mayli qisqartirganlarga. Ana shu hadisning mazmuni. Ruku qilgan vaqtida qayerga qarash kerak deb so'rabdilar. Ba'zilar ikkita boshmaldoq panjasiga qarash kerak deydilar. Ba'zilar sajdagohga qarab tura oladi deydi. Bir odam sarimsoq yeb qo'ygan bo'lsa, jumaga kelishdan ilgari bilmasdan deydi, nima qiladi desa, shunda nihoyatda og'zini yaxshi yuvib kelaveradi, boshqa iloji yo'q. Esdan chiqib qolgan rufi'an ummatil xato va nisyon, xato bilan nisyon esdan chiqarib qo'yishlar ko'tarilgan. Esdan chiqarib qo'ygan ishlarni nomlaydi. Birodarlar, bu yerda kashandalik to'g'risida savol qilishdilar. Biz endi kashandalik haqida buni gapirishligimizga hojat yo'q. Buni bir kashandalikda foyda degan odam yer yuzida yo'q, birodarlar. Kashandalar o'zi ham buni zarar deb bilishadi. Lekin nafs havoga kirib, giriftor bo'lganligidan shu narsaga giriftor bo'lishgan. Biz bu narsani tayyibotlardan deb bilmaymiz. Shuning uchun kashandalikdan xabar qilamiz. Bunga nechta hujjatlarni hammasini aytib o'tilingan, kashandalikdan chetlanishlik kerak bu narsa. Mu'min odam og'ziga misvoq tutishligi kerak. Misvoq bilan xushbo'ylanishligi kerak. Namozlarda xushbo'yni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rganlar, maloikalar bular xushbo'yni yaxshi ko'rishadilar. Albatta, kashandalikni maloikalar emas, o'zi faqat bu birodarlar, to'g'ri mu'min odam ham buni badbo'yligiga chidab tura olmaydi. U bu kashanda odamni albatta maloikalari bo'lmasligida shak-shubha yo'q, birodarlar. Ikromon kotibin majbur endi ularni yozib turishlik. Surma haqida so'rabdilar. Surma albatta surma qo'yganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bular sunnati zavoidlardan. Bir odam oxiratga surma qo'ymay borsa, javob bermaydi. Ya'ni surma qo'ysa savob bo'ladi albatta. Bir kishi so'rayaptilarki, meni dadam qari bo'lib qolgan. O'tirsa turishlari qiyin juda. Shunga qaramasdan u kishi oilaniga qarashlik uchun ishlaydilar. Shuning uchun men bo'lsam bu yerda o'qish bilan uyda o'qing deydilar. Shu o'qish bilan ovoraman. Shu o'qiganim yaxshimi yoki shu dadamga yordam berganligini yaxshimi? Agar dadasi aytsa-ki, sen shunga yordam berishing kerak desa, bunday qariya ota-onalar bor odamlar yordam berib turib, albatta o'qish kerak. Yordam berish degani birodarlar 24 soat yordam bermaydi-cha. Albatta odam bir dam oladi, ovqat yeydigan vaqti bo'ladi, ish qiladigan vaqti bo'ladi. Shu ish qiladigan vaqtida yordam bersin. Boshqa vaqtda ilmni o'zi dadasini oldida turib o'qigani ma'qul bo'lsin. Dadasiga itoat qilsin. Dadasi shunchalik e'tiqodli dadasi bo'lgandan keyin uni g'animat bilsin buni. Ba'zi bir kishilar aytadilar-ki, ba'zi bir kishilar ikkita uylangan. Shu uylangani onam rozi emas. Shu onam rozi emas, nima qilsin? Shu shariat bergan huquqidan foydalanishingiz desa, shariat buni ikkitani olishlikni vojib qilganlar. Onasiga itoat qilishlikni vojib qilgan. Demak, ruxsat bo'lgan narsada biz ruxsatni tashlaymiz va onamizga itoat qilamiz. Odam alayhissalomning yaratilishligi haqidagi bo'lgan ma'lumotlar kitob-i sunnat sahih kitob-i sunnatdan tashqariga chiqmasligimiz kerak. Odam alayhissalomni Alloh subhanahu va taolo tuproqdan yaratdi va o'zining ruhini kirgizdi va u kishidan jismini yaratdi, shun bilan insonlarni dunyodan taratdi. Mana shunday tushunishimiz kerak. Endi bunda u bir nurdan bu boshqa narsadan bu bunaqadan desa nafsga xilof bo'ladi. Ya'ni u kishini loydan yaratdi. Qur'on bizga shu narsani bayon qilyapti. Hozirgi olimlar loydan ham yaratilganmidi deb yurishuvdi. Endi insonning tarkibida, tuproqning tarkibidagi hamma modda bor ekan. Va shu narsadan keyin inson o'zi yana tuproqqa qo'shilganda, o'zining asliga qo'shilib ketgandagi buni ajratib bo'lmaydigan bo'lib qolgandan keyin indashmay qolaverdi mana. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq yo'lda barqaror qilsin. Alloh subhanahu va taolo o'tgan vaqtdagi gunohlarimizni mag'firat qilsin. Ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Alloh taolo islomga yordam beradiganlardan qilsin. Haq yo'lga yordam beradiganlardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo haqni bilmay yurganlarga ham bildirsin. Alloh subhanahu va taolo birodarlar shularda haqqiga duo qilaylikki, haqni ko'p odam bilmay yuribdi. Shularni Alloh taolo bildirsin va shu
cehennem yoludan çıkarsın, cennet yoludan alıp ötüp koysun. Allah subhanehu ve teala şu dersimizi devam etsin.